Selektörlerle alakalı genel bir uygulama yapalım. Yapacak olduğumuz uygulama şu şekilde. Şöyle bir HTML sayfamız var. Ve bu HTML sayfasına bağlı olan bir site CSS. Ve burada yapacak olduğumuz uygulama soruları. Bu dokümanları CSS bölümü altındaki son ders altında bulunan linkten indirebilirsiniz. Uygulamamızı yapalım. Şimdi body etiketi için biz varsayılan olarak örneğin font size'ına şöyle font size 14 piksel yapabiliriz. Aksini belirtmedikçe buradaki değer doküman içerisindeki varsayılan değer olur. Örneğin background rengini ise gelip şuradaki renk olarak ayarlayalım. Bu durumda sayfayı yenilediğim zaman bakın sayfadaki varsayılan font büyüklüğü ayarlandı ve arka planı da değişti. Ve bir sonraki sorumuzda ise sayfada bulunan H1 etiketine gri bir kenarlık ve padding değerini ise 5 piksel yapalım. Bunun için H1 etiketini seçiyoruz etiket seviyesinde ve gelip buradan bir border oluşturuyoruz. Örneğin 1 piksel, solid ve de gri bir renk. Ve daha sonra şöyle bir ilk önce şöyle H1'e bir çerçeve ekleyelim. Çerçeve ekledikten sonra padding değerini örneğin 5 piksel dediğimizde yazıyla çerçeve arasında bir mesafe oluşturmuş oluyoruz. Ve sonraki sorumuz sayfadaki H2 etiketlerinin yazı renklerini şöyle kırmızı yapalım. Bu durumda sayfadaki bütün H2 etiketleri bakın kırmızı olur. Sayfada 3 tane H2'miz var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken buradaki H2 body'nin ilk elemanı. Yani body seviyesinin bir altı bakın H2 etiketi. Ve buraya baktığınız zaman gene aynı. Bir sonraki H2 etiketi ise div etiketinin altındaki H2. Yani burada seviyeleri farklı. Dolayısıyla biz bu H2 etiketlerine ulaşırken farklı durumlar kullanabiliriz. Bu konu kullanımları hatırlarsınız grup selector kısmında öğrenmiştik. Şimdi H2 etiketlerinden sınıfı aktif olana yeşil border verelim. Şimdi H2 etiketlerine bakalım. Şuradaki H2 etiketini diğer H2'lerden ayırmak için gelelim şöyle bir aktif klası verelim. Şöyle aktif. Örneğin gelip buna border 1 piksel şöyle 1 piksel solid ve green diyelim. Bu durumda aktife sahip olan H2 etiketinden başka bir de aşağıda bakın şurada bir div etiketi var. Div'in de aktifi yeşil. Aktif klası olduğu için yeşil oldu. Ve aynı şekilde aşağıya baktığımızda şuradaki li etiketinin de bakın yeşile sahip olduğunu görüyoruz. Ancak burada dedik ki H2 etiketlerinden sınıfı aktif olanlar. Dolayısıyla ben gelip burada H2 etiketlerinden aktif klasına sahip olan elemana biz burada bu özelliği vermiş oluyoruz. Şunu sayfada yenilediğimiz zaman bakın diğerleri gider ve sadece H2'de bu kalır. Arada boşluk olmadığına dikkat edin. Eğer arada boşluk olursa H2 etiketinin altındaki aktif klasına bu değeri vermiş oluyoruz. Ama bu durumda arada boşluk olmazsa H2 etiketlerinden klası aktif olanları hedef almış oluruz. Şimdi yine aynı kullanıma benzer. Örneğin gelelim sayfadaki paragraf etiketlerinden ID'si paragraf olan elemana şöyle bir font weight verelim. Örneğin gelip burada bold diyelim. Bu durumda dikkat edersiniz birden fazla paragraf etiketleri var ama ben bu paragraf etiketlerinden sadece ID'si paragraf olanları işin içine katmak istiyorum. Yani sadece bu elemanın font büyüklüğü değişecek. Sayfayı yenilediğim zaman bakın sadece buradaki eleman değişir. Şimdi aşağıya gelelim. Div içindeki H3 etiketlerine gold arka plan verelim. Burada div etiketinin altındaki H3 etiketlerine şöyle H3 etiketlerine ve gelip burada background color'ına gelip gold diyelim. Bu durumda div etiketinin altındaki H3 etiketlerine gitmiş oluyoruz. Sayfayı yenilediğimizde bakın sadece divlerin altındaki H3 etiketlerine gider. Dikkat ederseniz buradaki kısım seçilmedi. Şimdi gelelim sayfadaki H1 etiketlerinden sonra gelen ve aynı seviyede olan P etiketlerin arka planlarına özellik ekleyelim. Yani H1 etiketi nerede? Burada. H1'den sonra gelen P etiketi. Örneğin bu. Daha sonra aynı seviyede arayacağız. Örneğin bu. Ya da aşağıya geleceğiz. Başka yok. Yani iki tane P etiketini arka plan kırmızı olarak ayarlayacağız. Bu durumda şöyle H1 etiketi, daha sonra tilde diyorduk ve bundan sonra gelen P etiketlerine gel background şöyle red diyeceğiz.
Gelip sayfayı yenilediğimizde bakın iki tane elemana H1 etiketinden sonra gelen iki tane elemana aynı seviyede olduğuna dikkat edelim. Biz bu background'a eklemiş olduk. Şimdi gidelim div içindeki tüm P etiketlerinin arka planını yeşil yapalım. Şimdi bu durumda div etiketlerinin içindeki P etiketlerine bir arka plan ekleyeceğiz. Burada background color'ına green diyelim. Bu durumda üst yani parent elemanı mutlaka div olması gerekiyor. Sayfayı yenilediğimizde bakın buradaki elemanlar. Yani bakın bir üst elemanı div, üst elemanı div. Buraya baktığımız zaman üst elemanı div. Aşağıya baktığımız zaman genel. Yani illa bir divin içerisinde olması gerekiyor ki bu arka planı verebilelim. Şimdi gelelim listelere. Şimdi gelelim sayfadaki tüm liste elemanları için. UL nesnesinin alttaki li elemanlarına gelelim. Bir border verelim. Örneğin bir piksel, solid bir de gri olsun. Bunu dediğimiz anda şu listelerin her bir tanesine bakın bir eleman eklenir. Bir çerçeve eklenir. Daha sonra margin top dediği olay. Margin top. Örneğin 2 piksel dediğimizde buradaki her bir elemanın birbiriyle arasındaki mesafeyi burada arttırmış oluyoruz. Ki margin için bu kutu için örneğin her bir eleman bir kutu içerisine gelmiş. Ve her bir elemanın üstten 2 piksel boşluk bırakmasını istiyorum. Sayfayı yenilediğim zaman bakın üstten 1-2 piksel. Şimdi gelelim. Diyelim ki aktif klasına sahip olan tüm elemanlara gold arka planını ekleyeceğiz. Yani geleceğiz burada listeye baktığımızda bir tane elemanın aktif klası var. Dolayısıyla UL elemanlarının altındaki li'lere geleceğim. Ancak bunlardan klası aktif olanlara. Şöyle background'ı şöyle gold olsun. Şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın sadece 3. elemanın arkası çizilir. Ve gelelim liste elemanlarından sadece ilkinin kelime aralarını arttıralım. Bu durumda UL altındaki li elemanlarından sadece first child'a ulaşacağız. Yani ilk elemana ulaşacağız. Bu ilk elemanın şöyle word spacing özelliğini gelip şöyle örneğin 5 piksel yapalım. Kelime aralığı yani buradaki list item 1'ın arasındaki mesafe artacak. Sayfayı yenilediğim zaman bakın bu kelime aralıkları artmış oldu. Eğer son harfi istersek gene UL'nin altındaki li'ler bu sefer last child diyeceğiz. Ve gelip burada harf aralıkları için ise şöyle letter spacing'i kullanacağız. Şöyle letter spacing diyelim ve gelelim burada örneğin 5 piksel diyelim gene. Bu sefer son elemana bakalım. Her bir harf arasındaki mesafe artacak. Bakın bu şekilde. Peki gelelim buradaki UL altındaki li elemanlarına şöyle nt child diyeceğim ve gelip buradan tek olanlara yani buradan at diyorsunuz. Yani burada at demek de tek olduğunu kastediyorsunuz ve gelip bunun color'ını şöyle green yapacağız. Sayfayı yenilediğim zaman 1, 3, 5. elemanların bakın yazı tipleri yeşil olur. Hatta biraz daha öne çıksınlar diye font weight'lerini şöyle bold yapsak sayfayı yenilesek bakın 1, 3, 5'in daha etkin olduğunu görüyoruz. Şimdi gelip aynı elemanların şöyle çiftlerine gelelim şöyle. Nt child diyelim. Bu sefer even diyelim. Ve gelip burada şöyle color'ını şöyle orange diyelim. Hatta font weight'lerini arttıralım. Biraz daha öne çıksın. Sayfayı yenilediğim zaman bakın 2, 4. 6. eleman olsa o da gelir. Yani şöyle yapalım. Kaydedelim. Sayfayı yenilediğimizde bakın bir sonraki eleman da bu şekilde oldu. Şimdi gelelim listeden sonra bizim bir de burada bir formumuz var. Ve form üzerinde bakın bir label input text ve label buradan da input password var. Ve burada da aşağıda bir submit butonu var. Şimdi biz buradaki CSS özelliklerini tam olarak öğrenmedik ama gelip ben burada size verdiğim CSS'leri direkt ulaşacağınız elemanlara direkt vermenizi istiyorum. Yani gelip burada biz input nesnelerinden text ve password olanlara bunları nasıl belirliyoruz? Input attribute örneğin type gelip buradan text olanı seçiyorum. Ve virgül diyorum ve sonraki elemanı seçiyorum. Input buradan type buradan örneğin password diyoruz. Ve bu elemanları seçtikten sonra da geri bu elemanlara aynen bu özellikleri aktarıyorum. Şöyle kaydedelim. Sayfayı yenilediğimiz zaman ve şurayı büyüttüğümüz zaman bakın input tekstlerimiz biraz daha güzel hale geliyor. Tabi buradaki bütün özellikleri zaten ayrıntılı olarak diğer derslerde göreceğiz ama kısacana bahsetmek isterim. Örneğin width'ine %100 yani içerisinde bulduğu kapsamın tamamını kaplasın istiyorum. Padding dediğimiz 12'ye 20 piksel. 12
üstten ve alttan kutu ile içerik arasındaki mesafeyi gösteriyor. 20 piksel ise soldan ve sağdan bahsediyor. Yani üst burası sağ sol, burası üst alt diyor. Margin ise buradan üstten ve alttan 8 piksellik bir boşluk bırakıyor. Yani şuraya baktığımız zaman kutular arasındaki mesafeler değişiyor. Ve burası da sağdan soldan margin belirtiyor. Yani 4 köşeyi biz ikişer ikişer verebiliyoruz. Box sizing ise burada biz satırı olduğu gibi kaplasın istedik. Ama bu elemanları satır olduğu gibi kaplarken padding ve border değerlerinin bu genişlik içerisine katılmasını istemiyorum. Aksi halde buradan gelen 12 piksel. Örneğin şuraya baktığım zaman sağdan ve soldan 20'şer piksel. Yani 40 piksel buradan boşluk bırakması gerekiyor. Ve ben %100'ünü kapladığım zaman burada yer kalmıyor. Yer kalmadığı için ben box sizing'i, border box yapıyorum ki bu paddinglere ayırdığım genişlikler %100'ün içerisine dahil olması. Yani padding ve border değerlerinden gelen piksel genişlik değerlerinin işin içine katılmasını istemiyorum. Şimdi gelelim aşağıya bu sefer. Submit butonuna. Bakın aşağıda bir submit butonu var. Ve submit butonuna ulaşalım. Gelelim şurada. Şöyle input. Şöyle type'ı. Şöyle submit diyelim. Ve buna ulaştıktan sonra buna aynen bu CSS kodlarını aktaralım. Burada dediğimiz gibi ne yazdığının aslında çok önemi yok şu anda. Çünkü zaten ayrıntılı olarak göreceğiz. Ve sayfayı burada yenilediğimiz zaman bakın butonumuz gayet güzel bir hale alıyor. Şimdi burada with dediği şey buradan olduğu gibi satırı kaplamasını istiyorum. Background color zaten arkasının yeşil olması. Color white yazının beyaz olması. Padding değerleri kutuyla yazı arasındaki mesafeler. Margin değeri burada üstten alttan yani üstten bir 7 piksel alttan 7 piksel ama sağ ve soldan bir boşluk vermemesini istiyorum. Border etrafındaki border'u none yaparsak border'ı kaldırmış oluyoruz. Border radius ise etrafındaki kutuların etrafındaki 4 pikseller. Yani gelip bunu örneğin 10 piksel yapmış olsak ve sayfayı yenilesek bakın yuvarlaklar biraz daha artar. Bunun 4 pikselde olması keskin bir görüntünün önüne geçer ve bu şekilde güzel bir görüntü alırız. Kürsür ise mouse üzerine geldiği zaman butonun el işaretine çevrilmesi. Bu şekilde. Şimdi daha sonra submit butonuna hover olayı gerçekleştirdiğimizde arka plan rengini buradaki renge de değiştirelim. Yani gelip burada ilk önce submit butonuna ulaşacağız. Type diyeceğiz ve gelip burada submit yazacağız. Ve buna ulaştıktan sonra gelip bunun hover olayına şöyle hover diyeceğiz. Yani mouse ile bu buton üzerine geldiğimiz zaman bunu etkileyecek olan CSS kodları. Burada örneğin background color'ına gelip buradaki renk kodunu yapıştıralım. Yani yeşilden biraz da şöyle farklı bir renk. Sayfayı yenileyelim ve üzerine geldiğimiz zaman bakın biraz da hafif bir görüntü karşımıza çıkıyor. Burada tabi butonlara ya da text kutularına ulaşmak için illa type nesnelerini kullanmak zorunda değiliz. Tabi burada class oluştururuz, ID oluştururuz. Bu gibi kullanımlar yapabiliriz ama sayfadaki bütün submitleri aynı forma sokmak istiyoruz. Ya da sayfadaki bütün text kutularına aynı özellikleri eklemek istiyoruz gibi. Şimdi gelelim en aşağıda input kutularına, şöyle input kutularına mouse'u tıkladığım anda focus olayı gerçekleşiyor. Şimdi bunun üzerine geldiği zaman hover olayı gerçekleşiyor. Yani mouse ile üzerine geldiği zaman hover olayı. Ama text kutuların üzerine gelip tıkladığınız anda focus olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla gelelim burada. Şöyle input. Şöyle type'ı. Text olan nesneye. Focus olayı gerçekleştiği zaman. Gelelim background color'ına. Şuradaki light golden yellow'u verelim. Ve şöyle sayfayı yenileyelim. Ve şunun üzerine geldiğimiz zaman bakın arka planı değişti. Gayet güzel bir görüntüye sahip olduk. Şimdi aynısını password'a da aktarmamız gerekiyor. Çünkü burada type'a göre ulaştığımız için password bunun işin içine girmedi. Aynısını gelelim buradan kopyalayalım ve buradan virgül ekleyelim. Ve gelip burada şöyle password diyelim. Sayfayı yenileyelim ve password'un üzerine geldiğim zaman bakın aynı görüntüye sahip olduk. Bu dersimizde selector ile alakalı ayrıntılı bir örnek yapmış olduk.